Merhaba, ben Dilara Durmuş. Gün önemli haberlerini sizlere sunmak için yine karşınızdayız. İlk olarak Avrupa haberleriyle başlayalım. Fenerbahçe'den NCAA'ye gitme kararı alan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven kariyeri hakkında konuştu. Eğitimin Amerika'da çok daha farklı ve iyi olduğunu, oraya gittiğinde çok çalışacağını açıkladı. Royal Ali Gaziantep adıyla bildiğimiz BSL ekibi Royal Ali'nin sponsorluğunu çekmesinin ardından ligi devam edemeyeceğini açıkladı. Ancak henüz kesin bir durum yok. Durumun birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bayern Münih'ten ayrılan Vasily Micić Vasily Micić'in yeni takımı Türkiye'den oldu. Önümüzdeki sezon lige yükselen Tofaş'ta oynayacak Vasily Micić. Transferin sessiz takımı Banvit bir bomba patlatmak üzere. Banvit geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçiren Edo Muriç ile anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. O da önümüzdeki günlerde netleşecek olan bir transfer haberi. Geçtiğimiz sezon Kasım ayında beynindeki tümör sebebiyle ameliyat olan Gran Canaria oyuncusu Kali Kuric yaklaşık 5 ay kadar parkelerden uzak kalmıştı. Ardından tekrar dönmüştü ve Gran Canaria'da tekrar Kali Kuric'le sözleşme imzaladığında açıkladı. Önümüzdeki günlerde tazelenecek sözleşme. Barcelona bir transfer bombası daha patlattı. Geçtiğimiz 2 yılı Kimki Moskova'da geçiren Yıldız Guard Thijs Rijs ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Ancak Barcelona Kimki Moskova'ya 1 milyon dolarlık bonservis ödeyecek Thijs Rijs için. Avrupa haberleri bitti. NBA haberlerine geçiyoruz. 2 NBA haberimiz var. Miami Heat'in genç gardı Tyler Johnson bu yaz Brooklyn Nets'ten 4 yılda 50 milyon dolarlık bir teklif almıştı ve bu teklif oldukça çok konuşulmuş ve tepki görmüştü. Bunun ardından da Tyler Johnson bir açıklama yapma gereği hissetti sanırım. Şu cümlelerle dile getirdi bu açıklamasını. Nets'in 50 milyon dolarlık teklifini duyunca birkaç defa kustum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak bu teklifi kabul etmeyerek Miami Heat'te kaldı Tyler Johnson. Bu da ek bir bilgi. Kariyerinin büyük bölümünü CSKA Moskova'da geçiren Sasha Kahn, basketbol için erken bir yaş olarak görülen 31 yaşında emekli olma kararı aldı. Kahn, geçtiğimiz sezon NBA şampiyonu Cleveland Cavaliers kadrosunda yer almıştı. Günün önemli haberleri bu kadardı. Yarın tekrar aynı saatte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.